Türk katılıyoruz Bey. kesinlikle. Yani temellilerine de kesinlikle katılıyoruz. Ancak maalesef dünyadaki gerçeklik bunun tam tersi. Hatta bırakın nükleer silahı, nükleer silahlardan çok daha güçlü hidrojen bombaları vesaire yapılıyor yani. Ama onlar hangi ülkelerin elinde tahmin edebiliyoruz. Tam olarak da bilemiyoruz. Bir de yani nasıl diyeyim nükleerden de öte büyük çok daha güçlü silahlar şu an yapılmış durumda. Onu da bilelim. Hmm. Buyurun Faruk Bey bu caydırıcılık meselesi gördüğümüz bu simülasyon ne düşündürüyor size yani Putin bu kadar ileri gider mi? Şimdi ne bir, bir konu var Hulki Bey'in yürüttüğü yerden birkaç şey söyleyeceğim ama tabii orada tabii yani niyetine katılıyorum. Ama dünyanın realitesi açısından söyledikleri şeylerin ne kadar bu hayatta uygulanabilir olup olmadığı konusunda çekincelerim var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne sen kimsin diyoruz. Rusya'ya da sen kimsin, Çin'e de diyoruz. Sizin arkanızda iki lider, ikisi de birbirine parmak sallıyor. Yani fotoğrafta manidar. Aralarından da muhtemelen bir nükleer silah ateşlenmiş, bir füze ateşlenmiş. Evet dünya böyle bir yer. İngiliz filozof Bernard Russell diyor ki nükleer silahların uluslararası kanunlar çerçevesinde uluslararası kanunları tam olarak hangi e, mecraya oturtarak söylüyor yani o kanunlar kimin uluslararası kanunu orası biraz karanlık kalıyor ama Russell'a göre uluslararası kanunlar çerçevesinde nükleer silahların nükleer gücün bir yerde toplanması gerekiyor. Yani gözetim altında bir yerde toplanması gerekiyor. Hı. Onu yıllar yıllar önce söylüyor. Aksi olursa diyor bu gerçekten dünyanın sonu olacak diyor. Bir felaketle sonuçlanacak. Yani Hulki Bey modern bilim insanı nereye götürür? Firavun örneği veriyor. Evet yani din belki de tam da bu noktada devreye giriyor. Yani bir tanrı düşünce, inancı, bir bir Allah inancı, insanın var olma hikayesinin haklılığı. Bütün bunlar insanın faydasına bilim dünyası tarafından faydasına mı yorulacak Hani nimet mi külfet mi dediği konu? yoksa modern bilim insanı modern bilim insanı uçuracak ama sonra İkaros gibi felakete mi e, gark edecek en sonunda Bütün bunların hepsi kendi içinde birbirini e, boşa düşüren e, örnekler. Ama bir gerçek var ortada. Yani Muhtemelen insanlık bunları yaşarken, Kıyamet denilen milada ya da kıyamet denilen menzile gidene kadar öyle anlaşılıyor ki e, biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Çok özür dilerim. Bir de şunu ekleyelim. E, teopolitik kısmında da bir de Tanrı'yı kıyamete zorlama hedefinde olanlar var. Yani o evangelist Hani evangelist, yani onlar çok tartışılır. Mesih konuş... gelsin vesaire o da evet, e, evet, evet, onlar o... da var. Onlar da var. Onları onlar da, da, da çok fazla konuşulup tartışılacak ne, işler bir ama. Bir şey söyleyeyim. Mesih gelmez de. Onlar mesihlerinin yanına giderler. Yani nükleerle olacak olan büyük ihtimal Ya Hulki duruyor. Bey tasavvufta kibir olmaz. Ağa öyle ağaç oluyor. size gelmiyorsa siz ağaca gidersiniz yani. <laughs> Yok bomba gelince biz ölmüş oluyoruz. Öyle mi? Kimse, öyle, böyle gelmiyor. şeyler bomba oluyor. Bomba gelince Fakat, biz ölüp gidiyoruz yani. Yani ben e, özellikle bilim, insan, teknoloji ve insanın varacağı yer konusunda e, hiçbir zaman e, bilim erdemin yerini alamaz. Yani bilim şarttır ama erdem diye bir şey vardır. Akıl ve beyin ne kadar gerekliyse kalp ve yürek de o kadar gereklidir. Ve bir uyum içerisinde e, bu hikaye sürer. Ben bu mesleğe daha doğrusu televizyonculuk mesleğine çok genç yaşlarda, çocuk yaşlarda başladım. O zamanlar yerel televizyonlarda haber sunuyordum. Bir de o zamanlar haber bültenlerinin sonunda böyle büyük enkırmenlerin, popüler insanların bir sloganları olurdu. Her akşam bitirirken bir şey söylerlerdi. Ben de kendimce düşündüm, taşındım. Kendime bir slogan bulayım dedim. Benim sloganım da şuydu. Aklınızdan geçen her neyse gönlünüzde uyum içerisinde olsun deyip bitiriyordum. Böyle çocukça bir şeydi. Fakat Çok bu aklımızdan geçen şeyin gönlümüzden geçen şeyle uyum içinde olmaması bu dünyanın felaketine yol açıyor. Onu büyüttüğümüzde, büyüttüğümüzde, büyüttüğümüzde artık karşıda yaşayanın bir canlı olduğunu, bir bir varlık olduğunu, daha da önemlisi bir insan olduğunu artık ıskalıyoruz. Sadece aklınızdan geçenle bir zihinden ibaret oluyorsunuz. Öyle oluyor. Yani aklınızdan geçenle orada toparlanıp kalıyorsunuz. Şimdi şu simülasyon konusunda birkaç şey söyleyeceğim. Öyle zannediyorum ki siz e, benim simülasyonla ilgili söylediğim şeye yani bu gerçekten böyle olabilir miye biraz şerh düştünüz. Yani şu anlamda. Bu bunun son kısmı. Hani Baştan evet, evet, şöyle bir şey evet, geliyor evet. teknik olarak. Ee, ben bir nükleer savaşın böyle e, olma ihtimalini hiç e, gerçekçi görmüyorum. Yani bu tamamen bir simülasyon adı üstünde evet. bir çalışma. Evet. Yani olursa böyle olacak onu gösteriyor bize. İhtimallerden, İhtimallerden biri bu yani biri. açtık. Fakat e, şöyle bir durum var. Bu bütünün tamamının yok olmasına yönelik bir şey. Yani ortada bir bütün var, bir dünya var ve insanlar var ve belki yıllar yıllar, belki asırlar boyu yani Çernobil örneğini veriyoruz. Asırlar boyu sürebilecek yeryüzünün tamamen felaketine yol açabilecek bir şeyden bahsediyoruz. O nükleer silahın düğmesine kim basarsa bir kere önce o ölecektir bu dünyada. Bu bu, bu kesin. Rusların izahı şu. Varoluşumuz tehlikeye girerse yani Rus devleti şunu söylüyor. Yeryüzünde, yeryüzünde hı hı. deli petroyla kimlik kazanıp 15. 16. yüzyıldan sonra işte Hollanda tersanelerinden, İngiltere'deki gemi ticaretinden bütün bu hinterlantı dolaşıp bir devlet aklı kurmaya çalışan Deli Petro'dan Puşkin'e yani Gorbaçov'dan Putin'e bunun edebi tarafıyla, siyasi tarafıyla, askeri tarafıyla, istihbari tarafıyla kısaca bir devlet olma bütünü içerisindeki eşittir dediğimizde de Rusya varlığının, Rus varlığının bir bütün olarak tehlikeye girmesi durumunda bunu kullanabileceğini söylüyor. Bu noktada Ukrayna-Rusya savaşına en başından beri Rusya'yı kesinlikle haksız ve kesinlikle suçlu, ve kesinlikle işgalci olarak gördüğünü ifade eden ben o noktada Putin'in o silahı kullanmasının haklı olduğunu düşünüyorum. O silah kullanabilir. Bunu kim olsa yapar. Yani bunu kim olsa yapar. Şimdi çevirelim kendimize. Yani öyle bir karşıdakine ayna tutmayalım. Aynayı kendimize çevirelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına, birliğine, bütünlüğüne yaşam hakkına, 84 milyon vatandaşına, hadi toprakları geçtik, milletten bahsediyorum. hani Vatanın bir kısmı yani olmaz ama hadi diyelim. Bir milletin varlığına kastediyorsun. Yani Putin aslında onu söylüyor. Bir milletin varlığına kastediyorsan, ben bu ülkenin bir yurttaşı olarak, yani o zaman ben de benim yaşamadığım dünyada sen niye yaşıyorsun diye sorarım. Hani bu da bir akıldır. Bu onayladığım ve doğruladığım bir akıl değildir savunduğum bir takıl değildir ama akıldır. Akıl böyle emreder insana. Yani az önce erdemden örnek verirken akıl ne kadarsa kalp de o kadar olmalıdır. Russell'dan örnek verirken onu söylemeye çalışıyorum. Akıl hakimse o zaman o akıl eğer ben yok olacaksam sen de yok olu emreder insana. Bu çok normal bir şey. Putin'in burada söylediği şeyi çok iyi anlıyorum ben. Rusya yoksa dünya da yok olsun diyor. Peki Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri yok olsun ama dünya var olsun diyor mu? Der mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Türkiye yok olsa bile dünya var olsun der mi? Ben demem. Ben Cumhurbaşkanı olsam demem. Yönetici olsam demem. Yani Türkiye Türk halkı bütün bu halk bir halk. Yani milyonlarca insana kast edecek nükleer bir saldırıyla yok edilecek bir halk eğer karşı tarafın gözü bu kadar kararmış ve bunu yapabilecekse o zaman ben de şunu derim yani o zaman sen de yok ol. Bu çok normal bir şey, insani bir şey belki de. Hani olması gereken bir tepki. İşte ama, Faruk Bey ama bitireyim, bitireyim bir Melik. Ama burada Putin'in Putin'in Putin, Putin bu söylediği şeyi duyamadık Melik Bey. Ya şöyle Faruk Bey ekleme yapmak adına. İşte bu bu düşünce yani sizin o çizgi teori üzerinden baktığımızda Dünyanın bir felakete gitme ihtimali var işte o zaman. E dünyanın yani Rusya attı, Amerika ihtimali. karşılık verdi, İngiltere attı, Fransa attı, ya. Çin dedi ki Vay sana attım ben atıyorum, geçmiş olsun hep. Yani ya eğer böyle düşünürsek değil. Bak, caydırıcılık bak, bir kenara bak, kaldırılabilir ben şimdi, yani. Ben onu söylüyorum, başından beri şunu söylüyorum. Yani bir edebiyatçı ve kendince de romantik bir adam olarak bütün bunları bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Bunlar benim benimsediğim hayatın içinde uygulanabilir, uygulansın diye arkasında durup itelediğim görüşler değil. Ben sana fotoğraf çekiyorum. Bu dünya böyle bir yerdir. Yani burada olan şeyleri görmemezlikten gelerek yol alamazsın. Bu da ufak bir devlet değil. Koskoca Rusya. Senin elinde ne varsa onun elinde de o var. Senin ondan farkın ekonomik gücün. Ekonomik gücün. Yeryüzündeki rezerv paran. Yeryüzüne hakim olan ve her tarafa tırnaklarını ve kollarını geçirmiş olduğun daha geniş anlamda emperyal gücün sen ondan bu anlamda farklısın. Yoksa düşünce olarak çok farklı değilsin. Yani sen ne kadar emperyalsen, emperyalist bir görüşe sahipsen o da öyle. Çünkü büyük devlet büyük devlet böyledir. Hatta daha ileri bir cümle söyleyeyim, daha da tartışmalı olsun. Yani devlet devleti olan insan biraz faşisttir. Çünkü devletin var yani bir şeyi savunuyorsun. Ben buyum ve buraya aitim diyorsun. Yani devletin var. Ya kuşların devleti yok. Kuşların devleti yok ya. Turnaların devleti yok yani. Sığırcıkların devleti yok. Ama insanların devleti var. Ve o devlet adına konuşuyorlar. Bir kere bir yere bayrak dikiyorsun. Bu ne demektir? Bu benim, var olacağım, sonsuza kadar duracağım demektir. Yani faşizm biraz abartılı bir sözcük. Yerine oturmaz ama yani devleti olan herkes ona yakın bir Peki. radikallik de bunu savunur. Onun için nükleer silahın kullanılma ihtimali bence sıfıra yakın, yüzde sıfıra yakın hatta altında. Ve bütün niyetimle, bütün düşüncemle, bütün iyi niyetimle, bütün e, talebimle iddia ifade ediyorum ki zaten kullanılmasın. Zaten buna yani gerek bütün kalmaz. Bütün söylediklerinizden Ama, şu sonuca ulaşıyorum. Ben kimse Rusya'yı öyle e, varoluşsal bir tehdit altına alamaz diyorsunuz. Alamayacak. Hayır, alamaz. Bu nükleer alamaz, silah e, ihtimali devrede olmaz. diyorsunuz. Devrede Ama. olmaz. Fakat dediğim gibi, eğer dediğim gibi, mesela Putin Ukrayna'da savaşı kaybetti diyelim. Hı. Yani ihtimal konuşalım. Bakın, somut şeyler konuşalım. Şimdi Putin Ukrayna'da yenildi. Birazdan konuşalım. Kısa bir araya gidelim. Öyle mi? Ee, evet, sonra dönüşte tamamlayalım Peki. kısaca. Evet. Ben birlikteyiz. Nükleer savaş riskini, bu tehdidi konuşuyorduk. Faruk Bey de kalmıştı söz. Buyurun sizi dinlemeye devam edelim. Benim Rusya'nın nükleer güç kullanıp kullanmama konusunda e, bu açıklamalar yapılıyor ama e, Rusya'nın böyle bir yola başvuracağını düşünmüyorum. Bunu şu açıdan düşünmüyorum araya gitmeden önce Rusya'nın velev ki Ukrayna'da savaşı kaybettiğini düşünelim. Böyle farz edelim. Yani Rus ordusu Ukrayna'da istediği başarıyı elde edemesin. Zelenski hükümeti devam etsin. Hatta bazı bölgeleri işgal etsin ama çok ilerleyemesin. Kiev'e girsin, Lviv'e girsin, şehir çatışmaları başlasın ve Rusya buralarda şehir çatışmalarına dayanamasın, binlerce, on binlerce askerini kaybetsin ve sonra çekilme kararı alsın. Amerika'nın Afganistan'dan çekildiği gibi. Böyle bir durumda Rusya'nın herhangi bir şekilde nükleer güce başvurma ihtimali hiç yok. Nükleer silah ancak ve ancak bir kere kendi topraklarınız üzerine yapılmış bir saldırı sonrası kullanabileceğiniz bir şey. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor'ı bir gerekçe olarak gösterdi. Öyle değil mi? Amerikan donanması orada perişan edildi Japonlar tarafından. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi alanında, kendi sahasında kendisine yapılmış bir baskındı. O Amerika Birleşik Devletleri'ni atom bombası kullanması konusunda haklı yapmaz ama Kullanması için kendi kendine belki uluslararası hukuku da hiç olmazsa ker bir kenarda tutarak bir meşruiyet yolu açtı ve gitti Amerika Birleşik Devletleri nükle e, atom bombası kullandı Nagazaki'ye, Hiroşima'ya atom bombası attı. O zaman soru Hitler Almanya'dan çıkıp Polonya'yı işgal ederken Avrupa'nın üzerinden tanklarıyla geçerken, ta Bulgaristan'a kadar gelirken. İngiltere'yi, Manchester'ı bombalarken, Fransa'yı işgal ederken, Rusya'ya girerken, Amerika Birleşik Devletleri, o zamanki Sovyetler Birliği topraklarına girerken, Amerika Birleşik Devletleri neden atom bombasını kullanmadı? Niçin kullanmadı? Çünkü fiilen kendi topraklarına yönelik bir saldırı yoktu. Yani Hitler okyanusu aşıp Amerika Birleşik Devletleri topraklarına bir tacizde bulunmadı. Fiilen oraya ulaşamadı. Bu kadar büyük bir sorumluluğu vardır. Ancak ancak kullanamazsınız. Bence bırakın hukuku zaten insanlığa sığmaz. Ama Peki. kendi topraklarınıza yönelik bir saldırı gerçekleşirse o zaman çıkıp Putin'in söylediği gibi varoluşsal evet. tehdit belki orada devreye girebilir. Yoksa sen askerini, ordunu, tankını, tüfeğini almışsın. Yanı başındaki bir ülkeyi işgal ediyorsun. Orada bir bölge var. Orada da Ruslar yaşıyor. Diyorsun ki burada yaşayan insanlar benimle birlikte olmak istiyor. Ama sen fiilen başka bir ülke topraklarındasın. Yani uluslararası hukuk seni sınırlarını aşmış gösteriyor. Aşmışsın. Hem aşmışsın hem de nükleer silah kullanabilirim diyorsun. Yani bu iki suç üst üste. Şeddeli bir suç bu. Yani bir suç işliyorsun olmadı bir suç daha işliyorsun. Onun için Rusya'nın nükleer güç kullanma tehdidi bana kalırsa tehdidin ötesine geçmez. Peki. Ee, siz böyle söylüyorsunuz. Ben...